Ve selam. Ne veriyor? Korktu, hatun korktu. Aşağı selam yorumu atın hadi, hep beraber tekrar yine buluşalım. Prenses kısırlaştırılacak. Allah'ım tam bir prensessin gerçekten. Güzelliğin. Kurban olurum, çok tatlı bir tipin var. Hadi şimdi çocuğu kısırlaştırma için anestezi alalım. Köşeye koyayım çünkü her halükarda tutmak lazım. Anestezi bir damlası dışarıya kaçsa, bir anda ben tutamazsam falan maalesef güzel olmaz. Aciz aç. Yemek vermiyor size. Ya biraz da böyle çalışın. Niye? Glikoz harcamayınca daha aktif olursunuz. Kilo ver. Tut. Bu arada yemek kartına geçtik biz. Şimdi diyeceksiniz ki yemek kartı şey ne? Artık konu yemekleri ne? Annem yapmıyor klinikte. Evet. Tamam, evet bebeğim. Evet. Haklısın. Allah'ım yine sevdirmeye geliyor. Geri zekalı. Çok tatlı ya. Ama çok tüyün dökülüyor senin. Bunu taramaları lazım. Sesi yedi çok. Bu arada onun direkt bunu koyuyorum üzerine. Kendisi hadi operasyon içerisinde görüşürüz. Bütün tırnakları. Çok tatlısın. Metin az önce izlediğiniz bebeği getiriyor. Zaten izlediniz az önce ne kadar oyuncu olduğunu. Aha dolar düşüyor. Kafayı yedik klinikçe ya. Grafik takip ediyoruz. Çok tatlı bir yavru kedi geliyor. Az önce zaten izlediniz. Beraber bir muayenesine bakacağız. Çok osuruyormuş, ondan getirmişler. Mayan ağzınmış. Ben buradayım. Ben nasıl tutayım? Ha? Annem sen oyun parkına mı geldin? Nereye geldiğini sanıyorsun acaba? Hareketlere bak. Kendin çıkacak mı? Çok osuruyormuş. Evet, sürekli gaz çıkarıyor. Ne haber? Tam sevilesi yaşta yalnız var ya. Şimdi üçüncü ayın içerisinde dişi mi erkek mi? Görmedim dişi. Dur babana bakacağım. Wow. Takan mı? Gaz mı? İkisi. Sıvı geçişi. Harbi mi? Anne, bağırsakların su dolmuş. Ay, kese de dolu. Sel var mıymış? Videoda baktım vardı, hala da devam ediyor belli ki. Tamam. Şimdi burada ne var? Göz var. Burada ne var? Göz var, göz değmiş sana. Ya sen yemek mi? Hakikaten ha. Gel. Tuttum. Evet. Bak, doyman lazım yere. Tamam. Ama ateşine bakacağız. Sakin olur musun? Kafamı ısırırım. Küçücük kafam var zaten. Aaa. Şaka mısın? Fark etme diyor. Durmuyor. Tamam. Bir dur. Bak, ama enseni tutarsam kilitleyeceğim bak. Evet, içerideyim. Bir dur ya. Isırım kulağını. Bak ben de tüylüyüm. Dur ya bir dur. İlla yaslanacaksın değil mi? Göbeğim çok güzel. Bir röntgen çekeceğim sadece. Röntgen. Görelim. Haydi röntgen o zaman. Oğlum. Yerim ben bu göbeği. Yerim ben bu çocuğu. Gitme bir yere. Ya düşeceksin yapma. Düşersin. Ben sadece patilerim. Aynen patilerim. Dur bir. Almadı. Cezanı vermesi senin. Bekle. Şşş. Şu. Tamam. Harika. Bu oldu. Aferin koyduk sana. Şut. Tamam. Oğlum tipi bu. Siz geçin. Yani küçük çocuklar iş yerine getirirler ya annesi babası. Çocuk da kliniğin iş yerinin her yerine kurcalar. Onun gibi görünmüyor. Şşt. Ne var onun içinde? Sana mama yedirmek isterdim ama hastaymışsın bebeğim. Şimdi diyetini değiştirmeyeyim. Tatlı şey. Nereye gidiyorsun ya? Karıştırma oraları. Hayır. Buraya gelir misin? Çık bakayım bir tartıya. Bu yaştaki çocuk her yerden atlar. Çünkü daha korku şeyi yok. Korku nedir bilmiyor. Doktor bey, bizim bir röntgen vardı. Röntgen şurası. Ya bu ne böyle ya? Tedil. Ne yedin sen ya? Ne yedin sen? Sana diyor. Metine bak, Metine. Bekliyoruz röntgen sonucunu. O da sevginin yanına gideceğim. Ne oldu? Korktun mu? Kurban olurum sana ya. Çok tatlı ya. Sahiplerine diyorum çok hareketli bir çocuk. Evet fazla diyorlar. Hayır. Ne cevap vereyim? Yukarıda kanalın açıklamasında yazıyor ya. Pamuk gibi olmak ya da olmamak. İşte tüm mesele Dopita. Pamuk gibi oldunuz mu? O sevgilisiyle kavga eden, şu an hastanede yatakta yatan, evde hasta yatan, işten yorgun gelmiş olan, sabahın köründe kalkıp okula gitmek zorunda kalan arkadaşlar, herkes, amcalar, teyzeler, hayatın stresinden birazcık uzaklaşıyor musunuz bu bebeleri izleyerekten? Kedi sahipleri için oyuncak yapayım mı ama? Bak mesela hemen şimdi şundan oyuncak türeteceğim.
Hocam elimi çok ısırıyor diyenlere bu tip oyuncaklar üretin. Yemin ediyorum binlerce terapist parası verseniz şu psikoloji düzeltmesini alamazsınız. O yüzden abone olun. İnternet sökmüş kablosunu. Canım kablosunu niye söktün arkadan? Allah'ım yarabbim bu çocuk çok tatlı. Bu çocuk da böyle. Böyle böyle oynayacaksın bu çocuk. Tam yabancı cisim kedisi. Aynen, tam yabancı cisim kedisi. Bak bak gel gel. Şşt, pıs, pıs, pıs. Bak bak ne var orada. Hemen de sıkılıyor. Ya. Ne? Gaz çıkarıyor. Yaklaş şurayı bir kokla anlayacaksın. Niye böyle bir şey? Kokuyu alman lazım. Almak istemiyorum. Hayır ben... Ama hekimsin sen. Tamam tamam. Tamam. Hayır hayır. Evet geliyorum. Girdi. Edecek. Aha geldi. Sakin olabilirsin. Bir dakika. Ya bitti. Ama ayıp. Ayıp denen bir şey var. Çok abartıyorsun. Ben operasyon çekecektim az önce. Bebe geldi araya. Operasyon bölgesi geçen. Temizliği. Zaten şu an çok parlak göremiyorsunuz. Özellikle böyle yapıyorum ışık ayarlamasını. Şey yapayım kısayım şöyle. Ya özellikle ayarlamıyorum diyorum. Geliyor düzenliyorlar ya. Sevgi Hanım operasyona giriyor. Gireceğiz inşallah. Dişi, dişi. Hayırlısı. Tabii dişi mi erkek mi diye sormam çok saçma oldu. Göbeği tıraş edilmiş bir çocuğu. Karnında testisleri bulunan hayvanlar hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Zor günleri için testislerini sakladığını düşünüyorum. Kriptoşit bu normal olmayan bir durumdur. Anomali durumudur. Normalde erkeklerde, erkek kedi ve köpeklerde, erkek hayvanlarda da... erkek hayvanlarda da... Erkek insanlar doğduğu gibi doğdukları zaman testisler karın boşluğundadır. Sonra süreç olarak değişmekle beraber testisler karın boşluğundan kasık kanalına, kanaldan da kesenin içerisine lönk diye düşer. Ama bazı insanlarda da bebeklerde yani erkek bebeklerde olduğu gibi kedi ve köpeklerde de düşmez. Buna düşmediğinde biz devreye giriyoruz. Ne diyoruz? Adı ne bunun? Buna kriptorşidizm denilir. Peki. Tamam. Bir ya da iki tanesinin karın boşluğuna inme, pardon dışarıya düşmemesi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Öncelikle testis nerede? Onu tayin ediyoruz. Karın boşluğunda mı? Kanalda mı? Sonra giriyoruz, alıyoruz. Peki. O zaman size direkt söyleyeceğim şey şu, hani böyle gözüne bakın, kulağına bakın, hadi koşun diyorum ya. Gidin şimdi erkek kedi sahipleri çocuğunuzun bir avuçlayın bakayım yerinde duruyor mu? Özellikle yavru hayvan sahipleri. Bu önemli bir şey. 6 ay civarlarındayken artık o testislerin, yumurtalık organlarının içinin dolu olması lazım. Sevgi ablamız gerisini anlattı zaten. Eğer dolu değilse veteriner hekiminize bir danışın bu konuyla alakalı. Ve ben bir karıma yardım etmem lazım ama öncesinde çişim var. Bitti mi? Çığlıkları mı duydun? Ağza bak. Ağza bak. Ağza. Son 0.2 mililitre. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Sümbül Sultan. Başlıyoruz. Bana bir kulak şeyi var mı pamuğu? Kulaklarımı tıkayacağım. Sümbül. Ben de seni seviyorum anneciğim. Bana bakma. Korkutuyorsun. Sakin bebeğim. Sümbül sen sevsen biraz ya. Sümbül normalde çok sevdirir, çok tatlı. Evet onun için yumuşayacak aslında bir dokunsak şey yapsak da. Bizi bugün sevmedi. Sümbül. Sakin anneciğim. Ya mırıldıyor ya korkuyor. Sakin. Korkuyor. Tamam, tamam, tamam. Arkamı ilaç sürüyor. Sakin olur musun biraz? Az önce pansiyon için aralırken çiş yaptı korkudan. Ama şans eseri tam kumun üstüne çiş yaptı. Üstten altta şar diye bir baktık fışkıyla gibi akıtıyor. Her şeyi anlattı sonra. Tırnaklarını keselim mi o gün be? Bilmiyorum. Kafayı tutuyorum. Tamam. Ha. Tamam. Ve batarya bitmek üzere. Çat diye video bitebilir. Çat. Abi siz çok tatlısınız. Ve sarı civciv Metin yine. Ha bak ayakları terlemiş, şuna bak. Ter. Sana kıyamam ben, benim çocuğum, benim çocuğum. Merhaba. Islayacak mısın sen? O ne ya, köpek gibi yaptı. Nerede? Tutmuyorum ki zaten şu an. Öyle seni duruyor. Onu sev abi, şey bunu. Uyudu lan bu. Ha, uyandı.
gözler gidiyor. Az sonra bir French Bulldog'da FMT yapılacak. Beraber izleyeceğiz. Ben sadece izleme kısmındayım. FMT deniyormuş. Eskiden FMT mi varmış? Martin'in iki göçtü, iki göçtü. Çocuğun iki göçtü. Ben dur. Şunu. Cuna. Hadi git yerine. Bitecek mi? Hoş bilen ya. Şimdi operasyona girecek mi girmeyecek mi zaten kan analizinden sonra belli olacak. Genel muayenesi daha önceden yapılmış ama kan analizi yapılmamış. Ya da yapıldı da kötü mü çıktı, bir şey mi oldu? Şu an aslında bizim geçmiş bir operasyon reddimizi izliyormuşuz yani. Kasım sonunda yani bir ay önce neredeyse 15 gün önce falan bir kan analizi yapılmış. Çocukta lökopeni çıkmış. Lökopeni sonrasında bazı uygulamalar, destekleyici tedaviler uygulanmış. Şu an tekrar kan analizine bakılıyor ki, kan durumuna, tablosuna bakılıyor ki çocuğun hastalığı yani bu dediğimiz lökopeni durumu devam ediyor mu hala? Evet, şu an uzaktan izliyorsunuz çünkü çocuk hırçın. Çok yaklaşmadan şöyle alış alışa gideceğiz değil mi anne? Isırır, vallahi ısırır. Senin götünü göbeğini yerim ben. Korkuyor Zee, korkar. Güzelliğim, aferin sana. Çok akıllısın sen. Tamam. Sen yetkili birine mi ısırsın? Çok kaşımışsın, kulaklarını bekle. Kaşımadın mı? İftira mı atıyorum sana? Ya salak mısın sen? Ya bu çocuğun hırçınlığı yokmuş. Ve bu bebeğe hırçın dedik. Hırçın değil de bu arada şımarık. O yüzden ne yapacağı belli olmaz bir anda. Ben karışımını hazırlayayım. Probiyotik karışımını. Tamam, senden bir ricam var. Gel burada ensesini bir sertçe sersin. Eğitim! Hayır. Bekle. Aferin. Aferin. Bırak. Aferin. Siz onu oyalayın, ben hemen hazırlayayım. Çok güzel bir çocuk. Sen ya. Sen çok güzel bir çocuksun. Bu taktiği kullanın bak. Seven kişiden devralma taktiği. Yani Gözde'ye garip bir şey yapmadığına göre o an bana da yapmaz. Ama ben göz göre göre elimi atarsam sıkıntı çıkabilir. Az önce yaptığım şey oydu. Böyle tepkileri olan çocuğun direkt ağzına burnuna girişmeyin. Ona saygı duyun. Değil mi? Ben sana çok saygılıyım şu an. Çok bildik. Ya da vurmamın sebebi ne? Ooo neler gelmiş ya. Ben de güçlüyüm. Ben bak seninle ne kadar yakın irtibat kuruyorum gibi bir şey. Ne? Ne oldu? Gaz mı çıkardı? Koklasana bir yaklaşık. Ooo bu ne? Flora bozuk. Oğlum sen de yedin lan. At mı veriyor lan? At etli mama. Uf. Çok pis koktu. Güzelliğim. Bak yavaş yavaş yukarıdan gıdığına doğru iniyorum şu an. Sevdiri Rozi. Oh. Amacımız bu arada ısırılmamak değil. Gider eldiveni takar, halı bulur, işimi yaparım yani. Ama çocuğum bir kat... Ya oğlum osurup durma ya. Kerem osurup. Aynen. Yemin ederim bayılacağım. Amacımız ısırılmamak ya da korktuğumuz değil. Yani öyle böyle ağzını kilitleriz, bağlarız, yakalık takarız, eldivenle sıkıştırırız, ederiz falan yaparız işimizi. Ama çocuğun psikolojisini niye bozalım? İşimiz bir kere değil. Ben yapacağımız bir işlem de ama normal bir şey değil. Büyük ihtiyacı ilaç verdiğiniz yani, durumu inşallah. Ben de olsam ben de olsam. Anneciğim, durur musun? Bu hastalık bulaşıcı mıdır Gözde Hanım? Şu anda ikinci seyreden bakteriyel enfeksiyonları da olduğu için dermatitleri bulaşıcı. Ama asıl sebep alerji olduğu için alerji tamamıyla genetik kalıtsal aktarılır. Tamam, izledik diyor. Özellikle şu kulak kepçesi arkalarında bayağı bir bakteriyel dermatit olduğu için kaşıyarak hayır, kendi yapmış yani. Yere gidemez. Böyle veteriner kliniklerinde bu arada mama bizim mesela için uygulamamamızın sebebi ya çocuklar zaten hasta. Yani bir kusması var, ishali var, bir şey var, alerjisi var. O yüzden böyle diyet değişikliğini yaratmak istemiyoruz. O yüzden psikolojik biraz daha farklı şeylere gidiyoruz. Zaten o aşırı hırçın çocukları mama falan umurunda değil. Öyle bir dünya yok. Bizi yerler. Oh. Ama aşıya gelenlere falan mesela ben onu bir yapacağım. Böyle güzel bir düzenek. Aşıya gelenlere yani hiçbir şey olmayanlara ara ara bir ödül maması gibi bir sistemimiz olacak. Bizim ödül mamaları vardı, ne oldu? Mamalar bitti. Bizim ödül mamalarımız bu arada çok özel bir mamaydı. Burada verilmiyordu, dışarıda veriliyordu. Ne oluyor? Allah Allah. Lan ben de bitti sandım ya. Neyi ben bitti? Ne yaptı? İğne yaptı. Rektal mi yaptı? Ben rektale girdik sanıyorum ya. Girdik çıktık olmuyor. Benim sağ gözüm görmüyor. Ben orayı görmüyor mu ya? Bu işlemi daha önce de biliyorsunuz. Zaten daha önce de yapmıştık ne olduğunu. FMT. Kliniğin en boktan işleri. Alakam bu çocuğun götünü yerim. Bunun hareketi çünkü geri olur. Allah Allah. Sakin bir tane. Bu arada hiç canı yanmıyor. Mevzu canı yanması değil ama çok da rahatsız ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere. Rahatsız mı oldun? Bence de çok kötü bir şey. Tamam. Hadi ben seni oyalayayım. Buraları seveyim mi? Gıdığını seveyim. Ben çok iyiyim. Ben de sıkıntı yok.
çocuk o kadar eklemsiz ki. Tutmak kolay olur. Yumuşakça. Nasıl sen yılan mı? Tamam, İçeride balığı iyi iyice koloni oluşturuyorlar şu an. Çop 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 çop. Alttan bir şey. Evet. Şu an pat diye dışarı çıkarsa gözde bir anda bütün hazırlanan TMT solüsyonu kliniğimize akar. Dışarıya akar yani. Ana kafayı koydu lan. Bakayım. Anne. Kafayı yasladı şu an lan. Biz şu an yüzünü göremiyoruz. Siz görüyorsunuz onu. Bizi elimi kullanamayacak diye. Sen neresini tutuyorsun? Bilmiyorum. Destek verdiğim bir yer var ama. Umar erkek mi acaba? Erkek. Hadi ya. Yusuf garip. Çekinmeden buraları izle. Evet Yusuf, yapabileceğimiz bir şey yok bu kısım için. Bir kahve koyuyorsun. Kim bomba? Yağmıyor. Annenle aylar önce konuşmuştuk. Bu arada bu çocuğun iki aşısı varmış. Pardon, çok bir ses. İki aşısı karması başka bir yerde yapılmış. İki karma yapılmış. İki karma mı tek karma mı? İki karma yapıldı. Evet, nereye evet gidiyorsun? O zaman tamam, tamam. İki karma. Heh. Evet. Ben tek karma gibi algıladım. Çok İki iyi. Karmayı iki doğdu aynı anda mı yaptı acaba? İki karma. Espri mi yaptın şimdi? Anne, korkma anne. Anne sen çok korkuyorsun. Kurban olurum. Bunu şeyde, nerede bulmuşlardı ya? Bir yer demişlerdi. Çok güzelsin apartman ama. Apartman bir haftalıkken mi? Ben de böyleleri apartmandan çıkıyorum. Üç renk kediler apartmandan. Kim olmuş? Hehe. Vallahi yokmuş. Allah Allah. Yememiş, yemiş sıçmamış. Ya 2 kilo da yok ya. Tırnak makasını alabilir miyim? Kemikleri alır. Görünüyor mu ben 2 kilo demem mi? Kemikleri yiyelim. O 2 ise ben 90. Sen de 80 kilo görünmüyorsun aşkım ama. Doğru. Ne dedi? Şeyi biliyor muydunuz? Ya bana oynama bak. Vallahi bana oynama. Kadınların kilosu çok tehlikeli bir belirleyici faktör. Söyleyin demedi demeyin. Söyleyelim kilo ne var? Bana hakaret ettiğinde dava açabilir. Yok söylüyorum ben. Klinik kaç kilo? Hadi bakayım tahminleri yorumlarda alalım. Şu an bütün ekip eminim bu videonun altına bakacak. Annem ne konuşuyor bunlar ya? Gel buraya gel. Şunu ya şu şuna. Geçe şu kameranı. 2 kilo bir kızım de. Boşuna demiyoruz. Çocuk evde neyse, aile neyse, kedi de genelde o oluyor de. Genelde diyorum. Aklıma şu an vahşi kediler geldi. Ne yaşıyorlar acaba evde? Vahşi kedilerin sahipleri alınmasın. Tabii ki için şakası bu yana. Kedide şimdi ama şöyle bir durum var. Anne baba inanılmaz uysal böyle sakin ruhlu insanlar. Evde mesela güneş gibi bir çocuk var. Deniz gibi bir çocuk var. O kedi de ister istemez hırçınlaşıyor. Şimdi biz mesela senle ben ne kadar uyumlu, sakin, böyle sessiz insanlarız normalde evimizde. Kendim bile inanamadım. Velhasıl öyle ama sizin davranışlarınızdan çok fazla etkileniyorlar. Onu söylemem lazım. Ya buraya geliyor bir hasta sahibimiz. İnanılmaz ürküyor, korkuyor. Ya böyle sordukları sorulardan anlıyorsun. Emin olun, ya çocuk gibi düşünün. Çocuklar nasıl bizden etkileniyorlarsa onlar da etkileniyorlar. Siz ne kadar gerginseniz burada biz şunu diyoruz. İçeri girince bu çocuk kesin cingar çıkaracak. Çünkü o enerjiyi onlar alıyorlar. Topçuk ya, topçuk bu. Çok tatlı bir çocuksun. İnşallah böyle gider. Nazar değdireceğiz çocuğa şimdi. Şampanya patlatıyorum. O gün işsiz kalmış. O gün evde bu ara peteği yakamıyor. Onun için üşüyor. Hayır, peteği yaktığım halde... Haftaya hayretmen zaten eksonum falan. Gerçekten yerlere bastım, üşüyorum ya. Ondan dolayı o güne, geldiğinde ısınmak için... O güne halı topluyoruz. Ya o güne şey toplayalım ama. Şuraya koyuyorum. İkisini de takip edin. Şurada yemek kanalı. Ha. Şurada da o gün son. İyisin ha. Ekip olarak şuraya bak. Normalde biz direkt profesyonel sınıf mamaları yazardık. Hasta sahiplerine de derdik ki o mamaları tüketecek kedi. Başka bir şansınız yok. Bir gün tahtaya böyle bir şey yazacağımızı hiç düşünmezdim. Evet. Çünkü şu an bildiğin 3. Şartlarımız bu hale geldi. 3. sınıf ülke pozisyondayız şu an. Şu an şunun derdine düştük ekip olarak. Hasta sahiplerimiz şunu diyor bize. Hocam alamıyorum o dediğiniz mamaları. Alamıyorum. Yani bizim burada ben tavsiye etmiyorum size ama hasta sahiplerimiz burada geldiğinde bizim birebir ilişkide olduğumuz hasta sahiplerimize biz beslenme, bakım vesaire hakkında bir sürü tavsiye veriyoruz. Diyetler vesaire. Bunları verdiğimizde hasta sahibi alamadığı sürece bir boka yaramıyor tabii. O yüzden bir liste oluşturduk. Bu listeler bu arada tavsiye listesi değil ha. O yüzden size rahatlıkla gösterebiliyorum. Bildiğimiz bütün mamaları yazalım. Hangi mamaları verelim, hangi mamaları vermeyelim. Şunları verseniz iyi. Heh, kara liste, mama listesi. Böyle bir liste oluşturalım dedik. Onun için çalışmalara başladık. Çünkü servet değerinde. Ama şöyle yapalım. Sevgiyle benim Instagram adresimizi
Yusuf aşağıya koy. Neden? Dobby de çünkü tamamen halka açık. Orada ben öyle ama yani hiç yani bilgisi olmayan insan da bir anda bana güvenip bir şey yapabilir vesaire ya da tersini yapabilir. Bir de babamın oğlu değil yani niye reklam yapayım iyisini kötüsünü. Kötü reklam da yapmak istemem, iyi reklam da yapmak istemem. Bu gibi listeleri ben kendi Instagram'ımda eğer paylaşırsa Sevgi de kendi Instagram'ımda paylaşır. Kimizin Instagram'ında. Takip edin, aşağıda linkler de var ilk yorumda. Bir de selam yazdınız mı lan? Güzelliği. Buradayım, bakar mısın? Ama ayıp ediyorsun. Sakin. 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 Abla sakin gibi ya. Korkma anneciğim. Ben canı yapmam. Eldiveni hiç şey yapmasak mı? Bu masa niye bu kadar? Aa, patim atı atıyor baya. Tamam. Tamam. Allah'ım ne konuştun? Tamam. Annem. Tamam. Tuttum ben. Kedilerde, insanlardaki gibi direkt böyle tutmasını sağlayamıyor. Öyle olduğu için de... O hareketi bir göstersene. Ben en fazla gösterseydim şimdi keşke. Şöyle. Hani hekimler, şey, hemşireler böyle tav koyduğu an kilitliyor ya. Hı. Onu yapamıyor. Aynen. Onu yapamadığın için de... Hiç o aklıma gelmemiş. Kedide bir de tansiyonu da bir yandan arttığı için kan akışı şey... Kan basıncı. Kan basıncı, kan tansiyonu. Hemoglobin. Kan basıncı da arttığı için hastada ve garo alıp da yani durmasına sebebiyet vermediği için, basınç uygulamadığı için kanama devam edebiliyor kedilerde. Ve Sevgi operasyona giriyormuş. Selam. Duydum seni buraya gelirken. Yemek yemiş mi? Yemek yememiş, köpük olsunmuş. Mide boş belli. Hasta sahibimizi kutluyoruz. Gerçekten aç bırakmışsınız, sözümüzü dinlemişsiniz. O gün yardım ediyor. Önemli hocam, bir yerinden tutmak lazım her zaman bir işi. İçeride çığlık çığlığa bir sahne var. Niye götünü yırtıyorsun? Bir de surata bak. Hiç de böyle bir tipin yok. Sakin olur musun? Hayır, hayır. Ben seni gördüm. Senin gözünde hırçınlık yok. Sen sadece o güne sinirlenmişsin. Bu ne böyle? Savunma mekanizman mı? Bir tane topçuk. Kokarca gibi. Çok kötü kokuyor. Sıçtı mı? Uf, anam kesesi de boşaldı. Niye boşaldı? Şşş, sakin, sakin. Seviyorum. Çok kuvvetli galiba. Yok. Pencereyi mi açsak? Yok, sıcak. Senin dünkünden sonra hiç bir şey o nirvana'ya ulaşamaz yani. Sercan bitmedi mi kanı? Bak kanını bitirmeye çalışıyorlar. Bugün iyi misin? Ne? Bayıldı. Kendi adını unuttu. Sen kimsin? Adım bomba, soyadım ölüm. Tamam, tamam. Tamam, bir şey yapmadım. Ama ben seviyorum bir yandan. Sen nasıl bir çocuk? At mı yedin, ne yaptın? Şu an istese elini yer, ısırır. Öyle bir hırçınlık yaptı. Geyik eti. Geyik eti mi acaba? Evet. Hadi gidelim sence. Yandan sevdiriyor, geri zekalı ya. Elime geldi ya, ağzım. Sakin, sakin. Seviyorum, seviyorum. Seviyorum ama ağzını ısırırım, ağzı ısırırım. Çok güzel bir çocuk aslında ya. Kusan çocuk bu mu? Hı-hı. Bir kimyaya gidiyor galiba. Aynen. Ay geri bıraktı. Video bitti, buraya kadardı. Kendinize iyi bakın, kanala abone olmayı unutmayın. Cumartesi ve çarşamba günü akşam saat 7'de görüşelim. Kendinize iyi bakın.